Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine tenise gidiyorum. Spor antrenmana. Böyle bir video çekeyim dedim. Bu arada şimdi şöyle kanal hakkında bir şeyden bahsedeyim. O kadar çok video çektim ki, o kadar çok böyle video oldu ki bir de şey kararı aldım. Videoları artık yavaş yavaş hani yüklemeye kararı aldım. Çünkü bir anda yüklediğim zaman ya da 3-4 tanesini aynı anda yüklediğim zaman videolar çok fazla izlenmiyor veya 1-2 tanesi gözükmüyor. O yüzden ben de artık videoları haftada bir olacak şekilde ayarladım. Şu anda 8 Haziran'a kadar tarihini hatırlamıyorum. Fakat Haziran'ın başlarına kadar video planladım. Hatta YouTube'da şu anda görebilirsiniz. Fakat bu sefer de baktım haftada bir video çok az. Onları da planladığım için ana videolarını da sildim bilgisayardan yer kaplamasın diye. O yüzden artık onları değiştiremiyorum. Ha, planlama saatlerini falan değiştirebilirim de o kadar ayarlamışken artık hepsinin saatini falan değiştirmek istemiyorum. Bir de hani çok yoğun olduğum için videoları bilgisayara atıp editleyemiyorum. O yüzden yine ben böyle mümkün olacağı videolar çekmeye çalışacağım. Fakat videoları editlemeden şu anda 1080p'de çekiyorum. 1080p'de çektiğim zaman 10-15 dakika video çekiyor. 4K'da veya 5K'da veya daha yüksek bir çözünürlükte çektiğim zaman 3-4 dakikada bir yeni video klibine geçiyor. Bu sefer de mecburen videoları editlemem gerekiyor. O yüzden 1080p'de çekeceğim. Böyle 10-15 dakikalık böyle videolar olacak. Direkt editlemeden bilgisayara yükleyeceğim. Bilgisayara yükledikten sonra paylaşacağım. Çünkü diğer türlü videoları editle, kapak resmi oluştur falan gerçekten çok fazla zaman alıyor. Önceden de videoları ben 5K'da çekiyordum, 4K'da çekiyordum. Hani o kadar uzun sürüyor ki videoların editlenmesi, YouTube'da paylaşması. Zaten yani o kadar da izlenmiyor. Fakat ben hani sadece daha kaliteli içerik olsun diye hani kapak resmi, altyazı yapıyordum, şey yapıyordum. Fakat bunlar ciddi zaman alıyor. O yüzden artık videoları bu şekilde çekmeye çalışacağım. Edit falan yapmadan direkt full şekilde paylaşacağım. Normalde mesela videonun başlangıcını arabada, hani arabanın dışında yapacaktım. Fakat arabanın dışında yapacağım, sonra içeri kamerayı koyacağım, kamerayı aç kapat falan. Tekrardan video editlemem gerekecek. O yüzden bir tık videoların şeye düşebilir. Fakat yani içerik aynı, içerik bildiğiniz gibi. Böyle bir kısa bir açıklama yapayım dedim. Şimdi tenise gidiyorum. Eve geldim. İş yerinden. Öyle hazırlandım. Eşyaları falan da aldım. Öyle spora gidiyorum, tenise gidiyorum. Tenisi size de bu arada tavsiye ederim. Tenis çok güzel bir spor. Kort tenisinden bahsediyorum. Bizim Türkler onu Hülya Avşar tenisi diye biliyorlar. O tenisten yani kort, hani masa tenisi falan değil. Böyle çim kort var, toprak kort var, kapalı kort var. Böyle raketle böyle vuruyorsunuz. Her böyle vurdukça stres atıyorsunuz. Tenise gelen insanlar o kadar düzgün elit insanlar ki ben tenise gelip de hiç böyle şey bir insan görmedim. Bütün insanlar hepsi çok düzgün insanlar. Çok güzel arkadaş çevreniz olur. Tenis böyle çok farklı, özel bir spor yani. O yüzden tenise size tavsiye ederim. Bu arada arabanın da yakın zamanda tekrar kayışını değiştireceğim. Araba şu anda tam 300 binde. Zamanı geldi ki önceden de ne zaman değişti bilmiyorum. O yüzden risk atmamak için tekrar kayışını değiştireceğim. İş çıkışı saat kaçmış? Saat 6:53 vardiyalı çalışanların iş çıkışı. Türkiye'de hayat zor ya. Yani hem para kazanmak zor, hem farklı bir aktivite yapmak zor. Yani işten çıkıyorsunuz zaten ölüyorsunuz, yorgun oluyor. Tekrardan arabaya bin, tekrardan bir aktivite için bir yere git, sağa sola git, trafik, yakıt. İşte o sporun maliyeti falan derken yani kazandığınız para 5 ise yani rahat rahat bile değil. Normal istediğinizi yaptığınız zaman o maliyet ya da harcayacağınız para 7-8 oluyor. Zaten 5 kazanıyorsunuz atıyorum. Örnek yani. Çok güzel bir motor geliyor. KTM. İçimde hala daha motor sevdası var. Sol taraftan geçecek.
geçemedi. Şu anda geçiyor. İçimde deli gibi motor hevesi var. Ama motordan da zar zor kurtuldum. Tekrardan da motosiklete bulaşmak da istemiyorum. Ama yani hevesim de var yani. Hani şu motordan alasım gelmiyor değil. KTM. Oo, bu arada hiç kırmızı yakalanmadan. Her şeye geçtim. Bir de insanın hali enerjisi kalmıyor. Ülkenin durumu, carçurt, iş yerindeki baskı, iş yerindeki ortam falan derken kolunu kaldırmaya milletin hali kalmıyor. Ama umarım düzeliriz kısa zamanda. Çok zannetmiyorum ama. Bu arada videoda mıyız? Ha, evet videoda. Bir an kameranın ışığını görmedim de ön taraftan. Acaba dedim video çekmiyor mu? Videodayız. Kamera açısı nasıl? Yani fena değil. Kamera açısını biraz daha düzgün ayarlayabilirdim. Ha, şöyle biraz daha düzgün. Motosiklet tehlikeli ya. Burada araba kullanmayı bilmiyorlar düzgün. Kaç kere kaza atlattım. O yüzden en çok motosikleti o yüzden istemiyorum. Normalde çok güzel de. Özellikle yazın Ege bölgesinde. Yani ilkbaharda diyelim. Yazın binilmiyor motoru sıcaktan. Tam böyle bu zamanlarda çok güzel oluyor. Dım dı dım dım dım. Benim sayemde de o kadar kişi Alfa Romeo aldı ki. Kaç kişiye Alfa'cı yaptım? Bu arabada sola dönecek. İçin bir tık daha rahat. Ramazan'da çünkü millet kafayı yemiş gibi gidiyordu arabayla. Bu arada sağ tarafa geçeceğim yavaş yavaş. Sağ taraf müsait. İleriden sağ yapacağım çünkü. Geldik.